Taş Şakan İnşaat olayın içindeyiz sunar. Değerli izleyiciler, olayın içinden hepinize iyi günler diliyorum. Bu hafta stüdyoda yine değerli bir konukla birlikteyiz. AK Parti Bursa Milletvekili ve Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Ahmet Kılıç konuğum. Sayın Kılıç da Türkiye'nin iç ve dış politika gündemini hem İstanbul seçimlerini hem de Bursa projelerini konuşacağız. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk İhsan Bey. Sizleri yoğun bir bayram programının ardından Olay TV'de konuk ediyoruz. Evet. Tabii ki İstanbul'da görevleriniz var biliyoruz. İstanbul seçimlerine görevlisiniz. Bir yandan AK Parti'nin genel sekreter yardımcısı olarak oradaki siyasi göreviniz var. Ama Siz aynı zamanda da Bursa milletvekilisiniz ve Bursa projeleriyle de yakından ilgileniyorsunuz. Hem Ankara'da hem Bursa'da. Gündeme geçeceğiz ama öncelikle isterseniz Türk milli takımına İzlanda'da yapılan haksız, saygısız bir muamele söz konusu havalimanında. Onunla başlayalım. Birazdan da millilerimiz herhalde maça çıkacaklar inşallah. Oradaki saygısızlığı sahada yenerek karşılığını vermiş olacaklar diye düşünüyorum. Öncelikle tabii milli takımımıza başarılar diliyoruz. Evet. Yani tüm Türkiye'nin gönlü, kalbi onlarla beraber biz de inanıyoruz ki milletimize yakışır bir şekilde başarılarının devamını kendileri sağlayacaklar. Tabii Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu Bey anında müdahale etti. Şu anda Oslo Büyükelçimiz İzlanda'da olayı yakından takip ediyor. Aynı şekilde de yani yakın zamanda Dışişleri Bakanımız oranın Dışişleri Bakanı ile irtibata geçecek. Gerekli notalar verildi zaten. İnşallah bu saygısızlığı daha fazla sürdürmelerine müsaade etmeyeceğiz. Ama şu da bilinmesi gerekiyor ki ikili ilişkilerde her zaman için karşılıklı olarak değil mi? Esastır. Bunlar da kendileri bir kez daha çek etme açısından onların huzurlarına sunmakta fayda var. İnşallah güzel bir galibiyeti bekliyoruz İnşallah. Milli takımımızla. Başarılar diliyoruz milli takımımıza. Tabii ki Fransa galibiyetinden sonra İzlanda'yı da yenildikleri takdirde gerçekten Türk milletinin ikinci bir bayram ettirmiş olacaklar. Kesinlikle muhteşem futbolları var şu an itibariyle. Gençlerimiz... Yani milli takımımız, vatandaşımızın, milletimizin şu an itibariyle güvenini sağlamış vaziyette, kendinden emin vaziyette sahada kendisine yakışırı sergiliyor. İnşallah güzel bir sonuçla gruptan çıkacağız. Daha sonra da inşallah hedefimiz büyük diyoruz. İnşallah. Sayın Vekilim tabii Türkiye 9 günlük bir uzun bir bayram tatilinden çıktı. Tatil beldelerimiz doldu taştı. Otellerimizdeki doluluk oranları %100'ü aştı. Evet. Gerçekten sevindirici durumlar. Bursa'mızdaki tatil yörelerinde de Cumalı Kızık, Gölyazı ve diğer turistik yerlerimizin de tıklım tıklım dolduğunu gördük. Gerçekten uzun tatil aynı zamanda iç ekonomimize de bir katkı sağlamış oldu. Ama bir yandan da siyaset gündemi de sıcak. Hem İstanbul'da seçimler var. İşte 13 gün sonra bir yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri var ama Türkiye'nin siyasi gündemi de soğumuyor. Evet. Tatille çıkacaksınız belki ama Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak ama siyaseti de soğutmaya dönük de adımlar var mı? Ankara'dan geldiniz biliyorum. Şöyle söyleyebiliriz. Tabii şu anda yasama çalışmalarımız devam ediyor. Yani meclisin ne zaman tatile gireceğiyle alakalı henüz tam bir net takvim belli olmadı. Önümüzde bir bedelli askerlikle alakalı bir yasa söz konusu. İnşallah önümüzdeki günlerde gencimiz bekliyor onu, değil mi? O konu en içtenlikle bizim tarafımızdan gündeme getirilecek. Zaten AK Parti olarak biz uzun zamandır gençlerimizin bu noktadaki bakış açılarını fazlasıyla dinleyerek, algılayarak bu yasanın hazırlanmasıyla alakalı ciddi manada gayretimiz oldu. Ve biz bu noktada gençlerin bakışı neredeyse onlarla beraberiz, onlarla birlikte hareket edeceğiz. İnşallah önümüzdeki günlerde de bunu fazlasıyla göstermiş olacağız. Tabii Türkiye hareketli bir ülke. İç gündemi, dış gündemi sizin bahsettiğiniz gibi son derece müthiş ve yoğun. Hemen bayram öncesinde biz Meclis Başkanımız Sayın Mustafa Şentop'la beraber aynı siz şekilde yurt dışındaydınız değil mi? Balkanlardaydınız. Yani, Makedonya ve Bosna Hersek ziyaretlerimiz vardı. Gene Bursa Milletvekilimiz Sayın Refik Özen Bey'le beraber orada bir takım temaslarda bulunduk. Türkiye herkes tarafından gözle tutulan bir ülke.
Yani inanır mısınız, Üsküp'e bir girdik, havalimanına indik, tüm soydaşlarımız havalimanında. Orada yatırımı olan iş adamlarımız, orada faaliyet gösteren kamu kuruluşlarımızın temsilcileri, soydaşlarımız, büyükelçimiz fazlasıyla yoğun bir katılımla bizleri karşıladılar. Ve Makedonya'da, Üsküp'te Türklerden ve Türkiye'den beklenti en üst düzeyde. Orada yeni seçilen Cumhurbaşkanımız, Makedon Cumhurbaşkanımızla birebir bir heyetler arası görüşmemiz oldu. Orada da kendileri bizlerden bu konuyla alakalı ciddi desteklerini beklediler. Ramazan ayı münasebetiyle Balkan Üniversitemiz vardı. Ve Balkan Üniversitesi'nin düzenlediği bir iftar programında da hem Cumhurbaşkanı, Makedonya Cumhurbaşkanı hem Meclis Başkanımızla beraber tüm Makedonya'daki Müslüman vatandaşlarımızla, Müslüman halklarımızla bir araya geldik. İftarımızı bir şekilde açtık ve onları da bu programa davet etmiş olduk. Onlar da katıldı. 2 milyar dolara yakın Türk iş adamlarımızın orada yatırımları var. İnşallah bunları daha üst seviyelere çıkartacağız. Çünkü Türkiye orada Makedonya'nın kalkınmasında Türkiye ve soydaşlarımız öncü rol üstleniyorlar. Bu son derece önemli bir şey. Ve bu noktada da bize karşı ayrı bir güven var. Dost ve kardeş ülke olarak. Kafamızın arkasında herhangi bir... Tarih bağımız var orada zaten. Değil mi? Soy bağımız var. Kesinlikle. Soydaşlarımızla. Kafamızın arkasında herhangi bir farklı bir plan da yok. Yani tamamen kardeşlik hassasiyetiyle hareket ediyoruz. Akrabalık hassasiyetiyle hareket ediyoruz. İnşallah Makedonya'nın da daha iyi yerlerde olmasını arzu ediyoruz. Bosna Hersek'te de güzel programlar gerçekleştirdik hakikaten. Orada da son derece önemli diyaloglar sağladık. Balkanlar Bursa için önemli bir boyutu çünkü var. Çünkü oradan çok sayıda soydaşımız, yurttaşımız değil mi? Bursa'da barınıyor. Bursa'ya yerleşmişler. Evet. Orada akrabaları var. Aynen. Gidip geliyorlar. Zaten bildiğimiz Bursa kadarıyla şehir olarak oradaki tüm şehirlere benzeyen Türkiye'deki nadir şehirlerden bir tanesi. Evet. Sayın Vekil, tabii iç siyaset gündemi İstanbul seçimine endeksli biraz ama onu konuşacağız ama biraz dış politikaya isterseniz bir gidelim. Amerika'yı Birleşik Devletleri'yle biliyorsunuz bir S-400 gerilimi yaşıyor Türkiye. Evet. Türkiye son derece kararlı. Hava güvenliğini sağlama konusunda Rusya ile bir mutabakata vardı. Anlaşmalar yapıldı, imzalar atıldı ve artık sistemin Türkiye'ye nakli ve entegrasyonu bekleniyor. Rusya'dan bu yönde açıklamalar var. 2 ay içinde sistemin Türkiye'ye nakline başlanacak şeklinde. Ama bir yandan da Amerika misilleme yapacağını, yaptırım uygulayacağına dönük açıklamaları var. Pilotlarımızın işte Amerika'daki eğitimlerinin sonlandırılacağı, yeni pilotların kabul edilmeyeceği ve F-35 programından Türkiye'nin çıkartılabileceğine dönük geçmişten beri tehditleri vardı. Bunun artık somut yaptırıma dönüşme olasılığı söz konusu. Siz bir parlamenter olarak, Bursa milletvekili olarak nasıl bakıyorsunuz bu gerilimi? Ben şöyle değerlendiriyorum. Amerika geçmişten bugüne tarihi kültürel bağlarımızın yüksek düzeyde, müttefiklik duygusunu yüksek stratejik düzeyde yaşadığımız ortak stratejik ortağımız. Ben kesinlikle ilişkilerimizin onlardan ve farklı nedenlerden dolayı kopmasını istemem açıkçası. Çünkü tarihsel olarak birbirimizle ortaklaşa yaptığımız son derece stratejik işler var. Tabii ama bir taraftan da ülkemizin menfaati adına kendi savunma sistemlerimizi ortaya koymamız gerekiyor. Bugün itibariyle dünyada tüm ülkeler savunma sistemlerini şu an itibariyle mali bütçedeki yerlerini birinci sıraya koydular. Yani artık dünyanın birazcık atmosferinin ısınmasından kaynaklı mı, farklı farklı bölgelerde sıcak çatışmalardan dolayı herkesin bir güvenlik kaygısı olmasından mı? Bu çok tartışılacak bir konu ama Türkiye'de milli menfaatleri üzerine kendi savunma sistemiyle alakalı, özellikle hava savunma sistemiyle alakalı yaklaşık zaten 6-7 yıldır yürüttüğü bir takım çalışmalar var. Bu 6-7 yıldır önce dedik ki ya Fransız bir firma var, bundan hava savunma sistemi alalım. Hem Avrupa Birliği'ne uyumlu bir sistem, hem NATO'ya uyumlu bir sistem. Belirli bir kısımda başlıyorsunuz, ardından masadan çekiliyorlar. Çinli birisiyle denemeye çalışıyorsunuz. Onların da bu Türkiye ile alakalı hava savunma sistemini beraber üretelim tarzında bir takım yaklaşımları oldu. NATO ve Amerika buna çok ciddi manada karşı durdu. Ama akabinde bakıyorsunuz işte farklı noktalarda Türkiye ne zaman hamle yapsalar, ya evet tamam siz bir yerden almayın, biz size hava savunma sistemini tedarik edeceğiz. Patriotlar geliyor, efendim bir iki ay sınırda kalıyor, ardından çekip gidiyorlar, askerleri alıp gidiyorlar. Daha sonra bizim bugün itibariyle Suriye'de yaşadığımız sorunlar neticesinde Kilis'te hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ana nedeni bu hava savunma sistemlerimizin olmayış, kendi envanterimizde olmayışı. Evet. Ve biz bunlarla alakalı ciddi acılar yaşadık. O yüzden arzu ediyoruz ki
Biz bu noktada elbette ki Amerika bizim müttefikimiz. Bu noktada stratejik ortaklıklarımız var. Türkiye'nin onun aleyhine bir tavır sergileyerek bir takım, bir tutuma girme tarzında bir şeyi söz konusu olamaz. Türkiye tarihten bugüne zaten bunları fazlasıyla göstermiş bir ülke. Ama kendi menfaati adına, kendi savunmasıyla alakalı bir takım şeylerin de fazlasıyla hızlı bir şekilde harekete geçmesinde de acele etmesi gerekiyor. Bu bizim gerekliliğimiz ve şu anda bu ciddiyetimizi ortaya koyduk. Ve şu anda taraflar son noktalara geldi zaten. İnşallah Temmuz ayında da bir teslimat söz konusu. Ben tabii ki ülkeler arasında zaman zaman karşılıklı resleşmeler, karşılıklı bu noktalarda farklı kozlar ortaya çıkar. Bunlar son derece doğaldır. Diplomaside de vardır. Tarihten bugüne farklı noktalarda bunları görmüşüzdür. Ama en önemlisi biz tutumumuzdan vazgeçmiyoruz. Türkiye köklü medeniyetlere ev sahipliği yapmış. Çok ciddi manada kültürel bir background'u olan bir ülke. Dünyadaki barışı, huzuru en üst düzeyde sağlamak adına pek çok yerde garantör olmuş bir ülke. Evet. Bu noktada da biz bu hava savunma sistemlerini ne dostlarımıza farklı yaptırımlar olarak kullanacağız. Sadece bize yönelik tehditlere kendi karşı güvenliğimizi sağlamak. Kendi güvenliğimiz için kullanacağız. Evet. Sayın Vekil, tabii bir de F-35 programı var. Ortak Savaş Uçağı Üretim Programı'nda Türkiye biliyorsunuz orada da bir çok büyük katkısı var. Evet. Ürettiğimiz parçalar var. Parça üretiminde de son derece stratejik bir ortak konumunda. Türkiye'nin bu programdan çıkarılması durumunda başka alternatiflere yönelme pozisyonu var mı? Yani dünyada artık şunu söyleyebiliriz. Modernizm bitti, postmodernizm dediğimiz bir şey var. Yani eskiden şunu diyebiliyorduk. Ya sadece bu ülkede var, bundan başkasında yok. Ama şu anda herkesin farklı alanlarda bir gelişim göstergesi var. Her ülkenin kendine yönelik yaptığı, ürettiği şeyler var. Türkiye sadece bir noktaya muhtaç olan bir ülke değil. Bugün dünyada farklı stratejik ortaklar yapabileceğiniz pek çok ülke var. Hepsiyle alakalı görüşmeler yapılıyor. Diplomatlarımız görüşmelerimizi sürdürüyor. Bir tarafta Çin var, Hindistan var, Rusya var, Amerika aynı şekilde ve Avrupa Birliği. Bunlarla alakalı, hepsiyle alakalı bizim şu an itibariyle alternatifimiz bol diyorsun. Tabii, irtibat kanallarımız açık, görüşmelerimiz sürdürülüyor. Gönül ister ki geçmişten bugüne tarihsel olarak birliktelik yaşadığımız ülkelerle aynı yolda devam etmek isteriz. Ama bizim kendi duruşumuza aykırı bir takım olaylar söz konusu olursa bununla alakalı da biz kimseye muhtaç değiliz. Gerektiğinde tercihlerimizi değiştirme hakkına sahibiz. Zaten Birleşmiş Milletler yani kendi tanımlarında self-determinasyon, yani her milletin kendi kaderini tayin etme hakkı var. Birleşmiş Milletler genel göstergesinde bunları fazlasıyla ifade ediyor. Biz de bu noktada ülke olarak bu haklara sahibiz. İnşallah. İnanıyorum ki gerek kalmaz diyorsunuz değil mi? Olaylara gerek kalmaz diye temenni ediyorum. Kaldı ki Türkiye'de Amerika Birleşik Devletleri'nin sorunun çözüm konusunda ortak komisyon kurulması teklifi vardı. Evet. Kabul gördü gibi başlamıştı, evet. Ama sonradan tekrar yaptırım konuları konuşulmaya söz başladı. Konusu oluyor. Evet. Tabii anlık çok değişkenlik, evet, var dünyada. Onu, evet, da söylemek lazım. Sayın Vekil, tabii Rusya, Amerika S-400, F-35 gerilimi Türkiye arasında yaşanıyor ama bir yandan da Kıbrıs Rum kesimiyle ilgili bir sıkıntı söz konusu. Sondaj gemilerimizin o bölgede çalışmasına sanki çok da taraftar değiller. Hatta yeni bir gelişme, 25 sondaj gemisinde çalışan 25 görevli hakkında da uluslararası tutuklama kararı çıkarttığına dönük haberler var Kıbrıs Rum kesiminin. Bir yandan da etrafımızda, Akdeniz'de de böyle bir sorunla karşı karşıyayız. Evet. Türkiye buna dönük ne gibi tedbirler alıyor? Parlamento olarak siz de muhakkak bu, evet, konuyu gündeminde tutuyorsunuz. Şimdi öncelikli olarak Kıbrıs bizim milli meselemizdir. Aynen. Yani 74'te biz orada ciddi bir duruş sergiledik. O zaman da bize yaptırımlar yaptılar. Silah verilmedi, farklı noktalarda bazı ambargolar uygulandı. Ama bu millet bunun üstesinden geldi. O yüzden tarihten ders çıkarmak gerekçesiyle baktığımızda şu anda müttefikimiz olan devletlerin asla ve asla bu yöntemlere bence girmemesinde fayda var. Bu asil millet kesinlikle bu noktalarda en ufak bir taviz dahi vermiyor. Biz Kıbrıs'la alakalı anlam planında destekledik ülke olarak, hükümet olarak. Dedik ki referanduma gidesin. Kuzey Kıbrıs Türk tarafı, evet, anlam planını kabul etti ama maalesef ve maalesef her sefer masadan kaçan taraf Rum tarafı oldu. Evet. Anlam planını onlar referandumda reddetti.
bu şekilde de bir sonuç alınamayacağının ortaya çıktı. Ama bu sonuç alınmama göstergesi bizden kaynaklı değil. Maalesef ve maalesef Rum tarafından kaynaklı. Bizim o bölgedeki stratejik olarak haklarımız nelerse sonuna kadar kullanmaktan yana olduğumuzu ifade ettik. Şu anda sondaj gemilerimiz, askeri gemilerimiz o bölgede. Ve biz de kendi ülkemizin menfaatleri adına, Kıbrıs'ın milli menfaatleri adına çalışmalarımızı yürütüyoruz, sürdürüyoruz. Biz Güney Kıbrıs Rum yönetimi Avrupa Birliği'ne alınırken aynı şekilde dedik ki ya adayı tüm olarak madem Avrupa Birliği üyesi haline getirelim ve bunun karşısına geçtiler. Yani buna engel oldular. Bu noktada kendilerince sadece kendinden yana tutumları sergileyerek bir tarafı yok sayarak onları işgalci pozisyonuna düşürme gibi niyetlerini defaatle sundular. Defaatle tekrarladılar. Ama biz ısrar ediyoruz. O topraklarda bizim daha Osmanlı'dan itibaren haklarımız söz konusu. Soydaşlarımız zaten orada. Bizim vatandaşlarımızdan hakikaten akrabalık bağlığıyla halen daha şu anda halası, teyzesi, amcası orada yerleşik vaziyettir. Yıllardır orada yaşayan insanlarımız söz konusu. O yüzden biz bu konuyu ele alırken iki ülkenin insanların haklarına, hukuklarına saygıyı en ön planda tutuyoruz. Bir tarafta Katar, bir tarafta işte İtalya, bir tarafta Amerika, bir tarafta Fransa o bölgede petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri yapıyor. Türkiye'de haliyle kendi kıta sahanlığına giren bölgede, özellikle Kıbrıs'ın kıta sahanlığına giren bölgelerde fazlasıyla bu hakka sahip. Aynen, yani bu çalışmayı yapması söz konusudur. Evet. Sayın Vekil, tabii dış gündemi isterse kapatalım. Türkiye önümüzdeki haftadan itibaren artık İstanbul seçimlerine yoğunlaşacak. Hatta evet. Şimdi iki adayın da İstanbul'a dönüş yaptığını biliyoruz bayram sonrası. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri yenilecek. Sayın Binali Yıldırım partinizin adayı, evet. Cumhur İttifakı'nın adayı. Karşısında da Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu var. Siz de İstanbul'da çalışıyorsunuz bildiğim kadarıyla AK Parti'nin genel sekreter yardımcılığı unvanıyla. Hatta parlamenter olarak da görevlendirildiğinizi evet. biliyoruz. Sayın Müfit Aydın'ın da İstanbul'da çok yoğun bir çalışma yaptığını çok. Biliyoruz. Doğu ve Güneydoğu seçmene dönük o kitlelerle bir araya geldiğini görüyoruz. İstanbul seçimlerinde nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? Neler yapıyorsunuz İstanbul seçimlerini yeniden alabilmek için? Evet. Şimdi öncelikli olarak vatandaşlarımızla mümkün olduğunca bir araya gelmeye çalışıyoruz. Sağ olsunlar hem iş yerlerinde hem kafelerde hem evlerinde bizleri fazlasıyla ziyadesiyle ağırlıyorlar. Bir araya geliyoruz, konuşuyoruz. İstanbul'la alakalı bizim fıtratımızda, düşüncemizde 20 yıldır ortaya koyduğumuz yönetim modelinde, 25 yıldır ortaya koyduğumuz sistematikte neler yapmışız? Bunları fazlasıyla ortaya koyuyoruz. Zaten burada emin olun vatandaşımızın yüksek düzeydeki sayısı fazlasıyla diyor ki evet, İstanbul'u İstanbul yapan AK Parti belediyeciliğidir. AK Parti belediyeciliğinin İstanbul'a kattığı çok ciddi manada fazlalıkla misyonlar var. Aynı şekilde bu şehre kimlik noktasında, bu şehrin marka kenti olması noktasında yaptığı çok güzel eserler var. Evet. Bunu fazlasıyla kabul ediyorlar. Ve biz diyoruz ki geçmişten bugüne, 94'ten bu yana bu yapılan hizmetlerin daha güzel noktalara ulaşması için zaten şu anda bitirdiğimiz pek çok eser var. Yapımı süren, projesi devam eden pek çok da çalışma var. Bunların da bir an önce hayata geçmesiyle alakalı konularda bir kez daha sizden yönetim görevine talip olduğumuzu ifade ediyoruz. Yani vatandaşımızın karşısına çok net bir şekilde donelerle, çok net bir şekilde icraatlarla çıkmaya çalışıyoruz. Elbette ki bize bazı noktalarda eksiklikler, aksaklıklarla alakalı onların söyledikleri, ilettikleri şeyler var. Vatandaşımızdan gelen her türlü eleştiri bizim ilerleyen adımlarda, ilerleyen yıllarda kendimizi daha iyi ortaya koymamız için bir vesile. Bunları da alıp içselleştiriyoruz. Bu noktada birebir çalışmalara dikkat ediyoruz. Orada hakikaten çok önemli değerlere sahip kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşlarına görev yapan çok değerli vatandaşlarımızla mümkün olduğunca bir araya geliyoruz. Özellikle genç kardeşlerimizle, genç arkadaşlarımızla, öğrenci kardeşlerimizle bir araya gelmeye çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Birebir temaslarla seçim çalışmamızı yürütmeye gayret ediyoruz. Peki biliyorsunuz Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı bir karar var. Seçim gerekçesi, iptal gerekçesinin hiç yok sayarak seçim kurulu müdürlerini, seçim kurulu başkanlarını aynen tekrar görevlendirdi ve bu bir tepkiye yol açtı. AK Parti buna
itiraz etti. Hatta rakibinizin de itiraz kaydı vardı. Yüksek Seçim Kurulu'nun bu kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şaibeli, tartışmalı kararların altında, sandık sonuçlarının altında imzası olan görevlilerin yeniden 23 Haziran'da aynı sandık kurullarında görev yapması ya da seçim kurulu müdürü ve başkan olarak görev yapması doğru mu sizce? Ya biz buna zaten parti olarak itirazımızı yaptık. Yani biz isterdik ki bu noktada bir takım değerleri göz önünde bulundurup buna yönelik bir çalışma yapılsın. Onlar öyle karar almışlar. Şunu söylemekte fayda var. Yani Yüksek Seçim Kurulu bu kararları alırken aslında tabii ki sandık başlarındaki görevlilerin esasa ve usule uygun belirlenmemesinden kaynaklı bir takım usulsüzlükler ve kanunsuzluklar tespit edildi. Ama bunun dışında sandıklarda bir takım biliyorsunuz yani sandıkta oy var ama imza füllerinde imza olmama tarzında sonucu etkileyecek pek çok done de var. Bunlar da esas usulsüzlük ve kanunsuzluk maksadıyla değerlendirildi. Bunlar da seçimin iptal gerekçesinin bir parçası, bir ana boyutu olarak değerlendirildi. Bunları da ifade etmekte fayda var. Biz vatandaşımıza güveniyoruz. Yani bu tarz olaylar ortaya çıktığında vatandaşımızın milli iradesine bir gasp olmasın. Sonuç hakikaten hakkaniyetle neyse ortaya çıksın gibi bir maksadımız vardı. Ve defaatle YSK'ya da müracaatımızda şu vardı. Dedi ki biz oyların hepsinin sayılmasını arzu ediyoruz. Tüm oylar tekrar sayılsın. Ama Cumhuriyet Halk Partisi bu noktada itiraz etti. Sayılmasın dedi. Ve bu noktada bir sonuca ulaşılamadı. Eğer oyların hepsi sayılsaydı zaten sonuç bugün yani, Binali Yıldırım'la yine değişecek. Kesinlikle yani bugün bu konuları konuşmayacaktık dahi. Ama Cumhuriyet Halk Partisi buna ciddi itirazlar etti. Sayılmasına engel oldu ve hiçbir ilçede bakın bir itiraz dahi etmedi. Çok az farkla yani kazandıkları kaybettikleri yerlerde dahi itirazlarını yapmadılar. Bu yani akıllarda bir soru işareti bırakıyor zaten haliyle. Gönül isterdi ki vatandaşın yani kullandığı irade şeffaflıkla, netlikle ortaya çıksın. Bu noktada bizim isteğimiz, arzumuz bundan yana. Tekrar vatandaşımızın önüne gidiyoruz. Takdir onların. Onlar ne derse başımızın, gözümüzün üstünde. İnşallah bu noktada da bir çalışmayı en şeffaf ve en net bir şekilde güzel bir seçimi ortaya çıkarmak adına gayret ediyoruz. Sayın Vekil, yeri gelmişken tabii rakibiniz Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Sayın Ekrem İmamoğlu bayramda Karadeniz turundaydı. Evet. Memleket turu yaptı. Ordu'da bir tabii orada nahoş bir hadise yaşandı. VIP salonuna alınmak istenmedi. Listede ismi olmadığı için kendisi ve beraberindeki heyet ve tabii Ordu valisine dönük sözleri de gerçekten çok düşündürücü. İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacak olmuş bir ismin Sayın Vali'ye dönük sarf ettiği sözleri de Türkiye bayram boyunca konuştu. Her ne kadar montaj olduğunu iddia etseler de bunun montaj olmadığını iddia ediyor AK Parti ve güvenlik güçleri. Siz nasıl bakıyorsunuz? Sayın mülki idare amirlerine dönük ve güvenlik güçlerine dönük böylesi saldırgan, kabul edilmez sözlerin sarf edilmesini bir parlamenter olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Öncelikle ben sadece bu olay değil, bunun öncesinde de birkaç olayı zaten Türkiye'de evet. Tüm vatandaşlarımız ekranları başında izledi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı. Bakınız işte bir tane esnaf kardeşimiz orada onun fikrine katılmadığını ifade ediyor. Tokat atıyor. Ondan sonra diyor ki ya diyor senin aklını yıkamışlar, beynini yıkamışlar, aklını çelmişler diyor. Yani bu sözler bir siyasetçiye yakışmıyor. Aynı şekilde devletin mülki idare amirine size ola ki bir haksızlık yapsa dahi, bir hukuksuzluk yapsa dahi kesinlikle böyle bir şey söz konusu bile değil aslında. Vali Bey'in tutumunda durum net. Yani VIP'den kim giriş yapacak, kim çıkış yapacak bunlar bu ülkede belirli kurallarla sabittir zaten. Buna karşı sizin tutumunuz son derece yanlış, son derece saygınlıktan uzak ve son derece o samimiyet ve hoşgörü ortaya koyduğunu iddia eden bir aday portresini fazlasıyla maskesini düşürmüş vaziyette ortaya çıkıyor. Ben bu noktada kendisini kınıyorum. Biliyorsunuz kendi basın danışmanını çekti, arkaya itti. Yani açıklama yapıyor. Sizin resmi hüviyetle bir basın danışmanınız açıklama yapıyor. Açıklama yaparken çekip arkaya itiyorsunuz. Burada bir telaşe, bir sabırsızlık,
Yani bir şey var yani. Bu kesinlikle ve kesinlikle CHP adayının bu noktada bir telaşa kapıldığının göstergesi olarak görüyorum. Ama siyasette her zaman için mensubu bulunduğunuz bir kitle var. Siyaset var. Yani ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin en üst düzeyde yetkililerine şunu tavsiye ederim. Sizin tabanınızın öfkesini siz sokaklarda veya farklı yerlerde çözüm arayışı olarak kullanmayın. Bu doğru bir sonuç değil. Bakın 28 Şubat yaşandı bu ülkede. Bizim tabanımızın öfkesini biz hiçbir zaman için sokaklarda veya kamu kuruluşlarına saldırarak veyahut da farklı şeyler yaparak aramadık. Siyasete yansıtarak doğru bir şekilde, pozitif bir şekilde siyasete kanalize ederek bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu seviyelerde güzel bir şekilde siyaset yapıyoruz. O yüzden benim tavsiyem onlara bu şekilde rol noktasında bu rolü üstlenmeleri. Aksi takdirde bu ülkeye ve kendi siyasetlerine herhangi bir katkıda bulunamazlar. Peki Sayın Vekilim, kısa bir reklam arası verelim. Birinci bölümü tükettik süremizi. İkinci bölümde de Bursa projelerini konuşmaya devam edelim. Sevgili seyirciler, AK Parti Bursa Milletvekili ve Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Ahmet Kılıç'la programımızın ikinci bölümünde konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Taşyakan İnşaat'ın sunduğu Olayın içinden devam edecek. Taşyakan İnşaat'ın sunduğu Olayın içinden devam ediyor. Sevgili seyirciler, AK Parti Bursa Milletvekili Sayın Ahmet Kılıç'la programımızın ikinci bölümünde konuşmaya devam ediyoruz. Sayın Vekilim, birinci bölümü hızlıca tükettik. Türkiye'nin iç dış politikasını konuştuk, İstanbul seçimlerini konuştuk. Ama tabii Bursa'da hemşerilerimizin de merak ettiği, sizin Ankara'da ısrarla takip ettiğiniz, bir an önce bitirilip hizmete açılması konusunda da Bursa milletvekilleri olarak ısrarcı olduğunuz projelerimiz var. Evet. Onların da bir an önce hizmete açılmasını dört gözle bekliyoruz Bursalılar olarak. Önce isterseniz şehir hastanesiyle başlayalım. Türkiye'nin gerçekten Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan çok önem verdiği projelerden birisi. Ülkemizin dört bir yanına yaygınlaşıyor. İlk açılacak projelerden birisi de Bursa Şehir Hastanesi. Doğanköy'de yapımı tamamlandı. Artık bugünkü Olay Gazetesi'nde de detaylı bir şekilde arkadaşımız Derya Demir tanıtmış. Gerçekten Bursa'da sağlık problemlerinin, yatak sorununun açığını büyük ölçüde ortadan kaldıracak bir proje. 1355 yataklı bildiğim kadarıyla, değil mi? Evet. 800 dönüm arazi üzerinde çok büyük bir alanda kurulu. Gerçekten hem bölgeye hitap edecek hem kentimizin sorununu çözecek sağlık yatırımı. Büyük bir dev sağlık yatırımı. Önce onunla başlayalım. Ne zaman açılacak? Herhalde siz de sabırsızlıkla bekliyorsunuz. Şimdi açıkçası pek çok noktada her şey inşaat dahil, içerideki mefruşat dahil tamamlanmış vaziyette. Planlamalar da Sağlık Müdürlüğümüz, Sağlık Bakanlığımız tarafından fazlasıyla yapılmış bir vaziyette. İnşallah en kısa zamanda, mümkün olduğunca bu yaz içerisinde bu işi, açılışını gerçekleştireceğiz. Tabii biz iktidara geldiğimizde sağlıkta Bursa'da hakikaten çok kötü bir tablo vardı. Yani bunu samimiyetle söyleyebilirim. Bursa merkezinde 50'li, 60'lı, 70'li yıllarda kurulmuş hastaneler vardı. Ve bunun dışında da sağlıkla alakalı pek çok ilçemizde yatırımlar yapılmamıştı. Ama biz bugün itibariyle AK Parti iktidarı olarak şu an itibariyle 17 ilçemizde hakikaten tam teşekküllü hastanelerle vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. 17-18 yıllık iktidarımız döneminde biz bunları fazlasıyla ortaya koyduk. Şu an itibariyle tüm ilçelerimizde vatandaşımızın fazlasıyla hizmet alabileceği fiziki altyapısı tamamlanmış. Hakikaten içerisinde pek çok noktada en üst düzey cihazlarla varlığını sürdüren hastaneler mevcut. Bu bizim için bir onur kaynağı, gurur kaynağı. Çok iyi hatırlıyoruz ki biz Kestel'le siyasi çalışma yaparken bütün vatandaşlarımız derdi ki bize, ya iğne vurduracak birisi lazım, işte gece nöbetçi bir doktor lazım. Ama bugün orada tam teşekküllü bir devlet hastanesi var. Bu son derece önemli yakın bir gelişme. O da hizmete açıldı, değil mi? Yani bu bir tanesi. Bunun gibi tüm ilçelerimizde hizmet veren, tam donanımlı ve son yıllarda hayata geçirdiğimiz sağlık tesislerimiz var. Şehir hastanesi bunların, bu zincirin en büyük halkası. İnşallah tüm Bursalılara, tüm bölgedeki illerimize hizmet verecek kapasitede, donanımlı ve Türkiye'nin elle gösterilen hastanelerinden bir tanesi. Biz bu noktada projenin başından bugüne kadar her aşamasında çok titizlikle takip ettiğimiz ve hakikaten ya inşallah hayırlısıyla bitsin, Bursa'ya çok güzel bir hizmet kazandıracağımız
dediğimiz bir husus. İnşallah önümüzdeki günlerde açacağız. Özellikle yoğun bakımlarda ciddi manada talepler oluyor zaman zaman. Bunların çözümünde pek çok yoğun bakımla alakalı bölgedeki illerden bize ciddi talepler oluyor. Yani Bursa sadece Bursa'ya hizmet vermiyor. Kütahya'ya, Yalova'ya, Bilecik'e fazlasıyla hizmet veriyor. Evet. Bu noktada bu bölgeden gelen vatandaşlarımızın da ihtiyaçlarını bir şekilde fazlasıyla karşılayabileceğimiz sağlık tesisleri hayata geçirildi. Bu son derece önemli bir şeydi. İnşallah biz daha güzel boyutta çalışan sağlıkta hakikaten Bursa kendine yakışır bir vaziyette yol almaya devam ediyor. Bu noktada gayret gösteren sağlık çalışanlarımıza, hekimlerimize, hakikaten büyük noktalarda da bizlere destek olan bakanlık yetkililerine de bir kez daha teşekkür etmek isterim. Sayın Vekilim, tabii Bursa projeleri denince hızlı tren de es geçmeyiz. Olmazsa olamazımız. Olmazsa olmazımız. Uzun zamandır takip ettiğimiz bir türlü işte çeşitli aksaklıklar nedeniyle hayata geçiremediğimiz bir proje. Onu da siz Ankara'da yakın takip ediyorsunuz bildiğim kadarıyla. Hızlı trene Bursa ne zaman kavuşacak? Şöyle diyebiliriz. Öncelikle 11 tane vekilimiz, bakanlarımızla beraber, il başkanlığımızın da güzel organize çalışmasıyla beraber Bursa adına pek çok yatırımı bir ekip olarak belediye başkanlarımızla, Büyükşehir Belediye Başkanımızla ortaklaşa göğüsledik. Hızlı tren en önemsediğimiz projelerden bir tanesi. Yıllardır tüm Bursa olarak bunun mücadelesini veriyoruz. İnşallah en kısa zamanda vatandaşımızın, Bursalıların hizmetine bir şekilde gelmesini istiyoruz. Neden önemsiyoruz? Hızlı trenle beraber sadece yolcu taşımacılığı değil, burada bir lojistik üs haline geliyor Bursa. Yani Gemlik Limanı'ndan dünyaya açılan pek çok noktada ürettiğimiz ürünler bu hızlı tren vasıtasıyla Anadolu'dan Bursa'ya direkt ulaşıp buradan bir lojistik üs merkezi noktasında hale gelerek tüm dünyaya çıkacak. O yüzden geçen haftalarda Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ Genel Müdürümüzle bir araya geldik. Yani bu hızlı tren çalışmasının bitmesiyle beraber lojistik alanında da Bursa çok kilit bir öneme sahip olacak. Bunları konuştuk. Bu noktada onlar nasıl bir planlama yapıyorlar? Bunları fazlasıyla detaylandırdık. İnşallah güzel şeyler, güzel kazançlar Bursa'yı bekliyor diyebiliriz. Yani 2023'e kalmadan herhalde değil mi? Tabii, niyetimiz o. Cumhuriyetin 100. yılına kalmadan. Tüm vekillerimizle beraber, bakanlarımızla hep bunları dinlendiriyoruz. İnşallah o dediğimiz yıllara kalmadan bitirmiş olacak. Şöyle bir sıkıntı oluyor zaman zaman. Tabii biliyorsunuz bizim Ankara yolunda coğrafi olarak bazı engebeli arazilerimiz var. Çoğu zaman oralarda sıkıntılar yaşanıyor. Hatların geçişiyle alakalı. İnşallah biz en kısa zamanda tamamlanacağını tahmin ediyoruz ve takip ediyoruz. Sayın Vekilim, Bursa projelerince tabii Bursa'nın güneyindeki ilçelerimizin de dört gözle beklediği tünel, viyadük ve benzeri yol genişletme, iyileştirme çalışmaları da var. Onlar da devam ediyor bildiğim kadarıyla. Sizi de sık sık herhalde yolunuzu kesip soruyorlar, ne olacak, ne zaman bitecek? Evet. Biz de hem o bölgenin bir çocuğu hem Bursalı bir yurttaş olarak bize de soruluyor. Tabii biz de sık sık köşemize taşıyoruz konuyu. Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık ve devamındaki diğer illerle de bağlantıyı sağlayacak. O yollardaki çalışmalar ne durumda? Siz karayollarıyla da bildiğim kadarıyla irtibat halindesiniz. Görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Tabii benim önemsediğim noktalar, inşallah o yol orada bittikten sonra bu dediğimiz ilçelerimiz de yani şu anda bizim kalkınma noktasında en üst düzeyde olduğunu söylediğimiz, gördüğümüz ilçeler boyutuna ulaşacak. Orada çünkü çok farklı şeyler üreteceğiz. Hı hı. Ve artık orada bir yol sorunu, ulaşım sorunu olmayacak. Ve tüm Türkiye'ye oradan gitme şansımız olacak. Yani Antalya'ya o bölgeden ulaşma şansımız olacak. Daha kısa sürede. Daha kısa sürede. Ve orayı ciddi manada bir hareketlilik bekliyor. İnşallah büyük bir bölümünü karayollarımız şu an itibariyle tamamladı. Geri kalan kısımlarını da en hızlı şekilde tamamlamaya gayret ediyor. Biz de var yok yani Ankara'dan bu işin takipçisi olarak hızlı bir şekilde sonlandırılmasını arzu ediyoruz. Çok stratejik bir yol bence. O bölgede daha farklı güzelliklerin ortaya çıkmasına vesile olacak. Gerek turizm olarak, gerek tarım alanında, farklı noktalarda o bölgeyi şahlanışa götürecek bir yol. İnşallah nasip olursa bittiğinde de bunları fazlasıyla göreceğiz. O bölgenin insanları yıllardır hakikaten ciddi sorunlar yaşıyor bu konuyla alakalı. Pek çok can orada feda oldu o yollarda. Trafik kazalarını gerçekten biz de yani ben kendi iki yakınımı da kaybettim. Allah gerçekten rahmet eylesin. Bölgede dört gözle bekliyor. Bir an önce özellikle
Doğancı tüneli ve viyadüğü orada da son bir derece çalışma hızlı olduğunu bir çalışma biliriz. Var. Şantiye kuruldu. Evet. İnşallah hızlanır. Hızlanacak inşallah. İnşallah açılışında da birlikte görmüş olacağız. O bölgenin daha farklı bir konumda olduğunu şimdiden söyleyebiliriz. Tekrardan Bursa'mıza hayırlı olur diye temennide bulunayım. Peki Sayın Vekilim, süremizin sonuna geldik. Son olarak eklemek istediğiniz, vermek istediğiniz mesaj varsa alalım ve programımızı kapatalım. Şunu söylemek isterim. Hakikaten Bursa adına gece gündüz çalışma yapan çok değerli insanlar, siyasiler olsun, sivil toplum örgütleri olsun. Biz Bursa olarak bir bütünüz, belediye başkanlarımız olsun. Ciddi bir gayretleri var. İnşallah Bursa her geçen gün ivmeyle daha da yükselişe gidiyor. Daha da güzel günleri hep beraber yaşayacağımızı temenni ediyorum. Mümkün olduğunca vatandaşlarımızla, seçmenlerimizle bir araya gelmeye çalışıyoruz. Tabii şu ara İstanbul seçimleri son derece ön planda. İstanbul'da da 25 yılda yapılanlar ortada. İnşallah bu güzelliklerin devamını vatandaşımızdan, bizden taraf seçimlerini yapmalarını bir kez daha arz ediyoruz, rica ediyoruz kendilerinden. İnşallah güzel bir sonuç çıkartmak istiyoruz İstanbul adına da. Çünkü İstanbul bir medeniyet merkezi. Bu medeniyet merkezinin daha ilerleyen günlerde daha iyi yerlerde olmasını arzu ediyoruz. Bu noktada bir kez daha kendilerine saygılarını, ses selamlarımızı sunuyoruz. Peki efendim, çok teşekkür ederiz verdiğiniz değerli bilgiler için. Sevgili seyirciler, bu hafta konuğum AK Parti Bursa Milletvekili ve Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Ahmet Kılıç idi. Sayın Kılıç'la Türkiye'nin iç ve dış siyaset gündemini konuştuk. Bursa projelerini ve İstanbul seçimlerini ele aldık. Bizler ayrılan sürenin bu hafta da sonuna geldik. Haftaya başka konu ve konuklarla buluşmak üzere. Hoşçakalın. Taşyakan İnşaat olayın içindeni sundu.